teyzeyi çok merak ediyorum. Sedef bu durumu nasıl kabullenecek acaba? Çok komik olmuş. Düşünsene, kahveciyi zannetmişler. Hiç ilgilenmiyorum Leyla. Lütfen. Mahsus yapıyorsun. Bilerek bana kötü davranıyorsun. Sıkıyorsun Leyla. Evlendiğimizden beri böylesin. Yanımda bile yatmıyorsun. Bu evde yabancı gibiyim. Babamın evine de gidemiyorum. Ne yapacağım ben olsun? Sıkıştım kaldım. Bana ait hiçbir şey kalmadı. Karabahtım, kem talihim. Taşa bassam iz olur. Sen de ne diye kabul ettin be anacığım? Nasıl çıkacağız şimdi işin içinden? Bilmiyorum. Adamcağızı mahcup etmek istemedim herkesin arasında. Şimdi daha fena anne. Boşuna ümitlenecek. Öyle değil mi Hayriye teyze? Vallahi ben iyice şaşırdım. Ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Nikahta keramet vardır derler. Kim bilir belki seversiniz İhsan babayı. En çok sana malzeme çıktı diye üzülüyorum. Ben de bu olay sana Aykut Bey'i unutturdu diye seviniyorum. Sen var ya. Fikret, lütfen çocuğum. Neyse ben bari kalabalık etmeyeyim. Çok iyi edersin. Şevket gelene kadar da çıkma mümkünse. Fikret. Aa, Allah aşkına olay çıkarma kızım. Bir gün canını öyle bir yakacağım ki dur bakalım. Yapma ne olur. Bak baban duyarsa fena olur ama. Sahi Ali Rıza Bey bizim işin aslını öğrendi mi? Ne dedi? Ne diyecek, bana yüklendi. Sen karıştırdın ortalığı dedi. Karıştırmadın mı? Ben sana burnunu sokma dedim. Karışma dedim. Yalan yanlış duyduğunda iş açtın başımıza. Hayır ben de öyle sandım. Ne bileyim deden yaşında adam olduğunu. Ben size söyledim. Biz yaş farkında yanlış anladık. Ne diyordun? Herkes razı. Hadi bakalım sözle kestik. Kimseyi kırmadan nasıl halledeceksiniz bu işi göreceğiz. Biraz zaman geçsin. Alıştıra alıştıra söylerim. Zaten o da anlar. Görmüş geçirmiş bir adam. Yavaş yavaş ısınıyorsun bakıyorum. Aman Fikret. İstemem diye diye evleniyorlar mıymış? Olacağına bak. Tabii canım. Her işte vardır bir hayır. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, eyvah. Bak nasıl uğraşıyor, görüyor musun? Hadi bakalım. Ne istedin babacığım? Çay alacağım. Ben koyardım. Otur sen. Ay. Ben bakarım. Baba.